Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ülkemizdeki virüs salgını sebebiyle örgün eğitime ara verildi. Arkadaşlar, bugün sizinle 8. sınıf cümle türlerinden anlamına göre cümleleri işleyeceğiz. Anlamına göre cümleler nedir? Arkadaşlar, anlamına göre cümleler olumlu cümle, olumsuz cümle, yapıcı olumsuz, anlamcı olumlu cümle ve yapıcı olumlu, anlamcı olumsuz cümledir. Bir diğeri soru cümlesi ve ünlem cümlesi. Olumlu cümleyle başlayalım. Olumlu cümle herhangi bir eylemin yapıldığını veya yargının gerçekleştiğini anlatan cümlelere denir. Yine bir örnek üzerinden bakacak olursak, kırtasiyeden kalem almış, alma işlemi, kalem alma işlemi gerçekleştiği için bu cümle arkadaşlar olumlu cümledir. Bir diğer örneğin geçen hafta dedesi vefat etmiş. Evet, vefat etmesi kötü bir durumdur ama olumlu cümle bir durumun üzücü olmasına, kötü olmasına, ahlaki olup olmamasına bakmaz. Durumun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakar. Durum gerçekleşmişse ve cümle mame, sızsız, yok değil gibi olumsuzluk bildiren ek ve kelimeler almadıysa bu bir olumlu cümledir. Bu yüzden de vefat etmiş cümlesi olumlu cümle. Arkadaşına mektup yazdı. Mektup yazma işlemi gerçekleştiği için bu da benim olumlu cümlemdir. Yine arkadaşlar olumsuz cümleye bakacak olursak ne diyor? Eylemin yapılmadığını, yargının gerçekleşmediğini anlatan cümlelere denir. Not, olumsuz cümleler mame, yok, değil, sızsız gibi ek ve sözcüklerle yapılır. Örnekten bakalım. Kırtasiyeden kalem almadı. Gördüğünüz üzere mameye olumsuzluk 2 var. Bu yüzden bu cümlem olumsuz bir cümle. Yine bugün hava güzel değildi. Değil, ek fiil olumsuzluğu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bu cümlemde olumsuz, olumsuzluk ekini gördüğüm zaman cümleye olumsuz cümle diyorum. Bu kitap bende yok. Olumsuzluk bildiren kelimem ve bu yüzden bu cümlemde olumsuz bir cümle. Yapıcı olumsuz, anlamcı olumlu. Arkadaşlar, bunları örnek üzerinden anlayalım. Bu basit soruyu çözemeyecek gördüğünüz değil. Aslında ne demek istiyor? Ben bu basit soruyu çözerim. Bu anlamca olumludur çünkü çözebilirim diyor. Ancak mame olumsuzluk ekini aldığı için bu anlamca olumlu, yapıca olumsuz bir cümledir. Orada beni tanıyan yok değil. Yok ve değil olumsuzluk kelimeleriyle ne yapmış arkadaşlar? Orada beni tanıyan çok var demek istiyor. Ancak bunu yok değil gibi olumsuzluk bildiren cümlelerle, kelimelerle yaptığı için bu da anlamca olumlu, yapıcı olumsuz bir cümledir. Peki yapıcı olumlu, anlamca olumsuz ne? Daha çok ne edatlarıyla yapılır. Evde ne odun var ne kömür. Yani ne demek istiyor? Odun ve kömür yok. Burada ben bir olumsuzluk eki, olumsuzluk sözcüğünü görmüyorum. Ancak ne demek istediğine baktığımda bunun anlamı olumsuz. Ben seni kırar mıyım hiç? Soru bildiren sözcüklerle de aslında kırmam diyor değil mi? Bunun da yapısı olumsuz gibi, yapısı olumlu ama anlamı olumsuz. Çünkü neden? Kırmam diye cevap veriyorum. Gördüğünüz mameyi. Ve arkadaşlar, soru ve ünlem cümleleri kaldı. Haydi onlara bakalım. Thank you.
3 diyelim. Soru cümlesi. Arkadaşlar, burada bilmem gereken tek şey şu. Yüklem soru anlamı bildirecek. Yani cümlenin soru anlamı, bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Verdiği görülür. Örnek verelim. Taraftarlar maça geldi mi? Yok diyorum. Geldi, gelmedi, bilmiyorum. Yine bir örnek daha. Burada gördüğünüz arkadaşlar bir soru edatı. Okula gidecek misin? Kaç tane kalemin var? Kaç sözcüğüne soraklım verdim. Not arkadaşlar. Cevap gerektirmeyen sorular soru cümlesi kabul edilmez. Çok mu üzgünüm? Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar, Mumi soru edatını almış. Ancak bu bir soru cümlesi değil, değil mi? Çok mu üzgünüm deseydi soru cümlesiydi ama bilmiyorum diyerek kesmen sorduğu soruya cevap vermiş ve cümle bütün olarak incelendiğinde bir soru cümlesi değil. Bir diğer arkadaşlar, soru cümlesi bu kadar. Ünlem cümlesi. Arkadaşlar, ünlem cümlesi neydi? Ünlemin kullanıldığı yerler, özellikle kullanıldığı yerler diyelim. Duyguları ifade ederken kullanılır, değil mi? Yani duyguların ifade edildiği cümlelere ünlem cümlesi denir. Örnek. Eyvah. Okula geç kaldım. Gördüğünüz gibi bir endişe duygusu hakim. Yine arkadaşlar, hitap sözcükleri dönüştürülmesi kabul edilir. Ey Türk gençliği de benim ünlem cümlemdi arkadaşlar. Cümle türleri burada sona erdi. Arkadaşlar, çalışan kitabımızdan cümle türleri konusundaki sorularımızı çözelim. Soru çözüm videosu çekeceğiz. Bunun ardından beraber sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.